Ali Koç başkan, bütün rakipler şampiyon. Ya da daha fare doğurdu. Ali Koç geldiği zaman doğruyu söylemek gerekirse bütün rakipleri bunalımdaydı. Çok ciddi bir ekonomik gücü olan, bir senedir çalışan, yüzlerce futbolcuyu izleyen Ali Koç gelecek. Doğru hamlelerle az sonra size söyleyeceğim metinlerdeki yanlışları yapmayarak uçurup götürecekti. Dün Fenerbahçe Karagümrük'ü 3,5 sene evvel ikincilikte olan Karagümrük'ü kendisinin 5'te 1'i, 6'da 1, 7'de 1'i bütçesiyle yarışan Karagümrük'ü 60 dakika 2 kişi fazla oynamasına rağmen yenemedi. Bu sportif başarısızlığı doğuran sonuçların sebebini Ali Koç seçilirken anlatmıştı. Ali Koç başkan oldu, Galatasaray şampiyon oldu. Bir sene sonra Başakşehir tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Üçüncü senesinde Beşiktaş şampiyon oldu. Bu sene Trabzonspor şampiyonluğa koşuyor. Bakın 2 Haziran 2018'de Sayın Ali Koç kongre üyelerine neler söylüyor. İnşallah hep beraber güzel günler göreceğiz. Belki yarın, belki yarından da yakın. Aziz Yıldırım'a söylüyor bunu. İnsan faktöründe yaptığınız sayısız hatayı görünce harcanan yüz milyonlarca euroya rağmen neden istenen başarıların gelmediğini, evdeki hesapların çarşıda heba edildiğini daha iyi anlayacağınızı sanıyorum diyor. Ne diyor? İnsan faktöründe yaptığınız sayısız hata yüzünden yüz milyonlarca euro çöp oldu diyor. 3,5 senesini özetliyor. Aslında iyi bir başkan, şampiyon yapacak teknik direktörü seçer, gerekli iklimi yaratır, cephaneye verir. İyi bir başkan tarif ediyor. Aslına bakarsanız ben iyi başkanlık yapmadım diyor. Hep kötü teknik direktörler, kötü futbolcular seçmişiz biz o zaman diyor. Yoksa başka anlamı yok bunun. Size göre hep onda suçlu diyor Aziz Yıldırım'a. %100 doğru eleştiri. Ama bunu kendisi için de söylüyor. Çünkü gelecek hoca 8. teknik direktör olacak. Her başarısızlıkta başkalarını suçlu bulan, hatalardan ders almayan bakış açısıyla yönetim anlayışını geliştirerek ilerlemek mümkün değil diyor. Çok doğru söylüyor Aziz Yıldırım'a. Muhtemelen sıradaki başkan adayı da Ali Bey'e bunu söyleyecek. Her başarısızlıkta başkalarını suçlu bulan, hatalardan ders almayan bakış açısıyla yönetim anlayışını geliştirerek ilerlemek mümkün değil. Sonra da diyor ki, hep beraber güzel günler göreceğiz ve biz sizlere hayal vaat etmiyoruz. Bir adam cebinden 100 milyon euroya yakın para harcasın. Sakın itiraz etmeyin. Girişte 50 milyon euro verdi ama kulübün bütçesine yansımayan o transfer bütçesinin dışında cebinden harcadığı 50 milyon euroya yakın da para olduğunu tahmin ediyorum, kanıtlayamam. Çılgın gibi para harcıyor. Fenerbahçe zaten büyük bir camia. Gelirleri yüksek, borcu yüksek olmasına rağmen Aziz Yıldırım'a dönük yaptığı eleştirilerin tamamı kendisi için geçerli. Bu kurumsal organizasyon vaat ederek yola başlayan ama günlük yaşayan Ali Koç'un yaşadıklarını şampiyonluklarla anlatmıştım. Bir de puan cetvelinden size tarif edeyim. Başakşehir ilk kez şampiyon oldu. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzon zaten ezeli rakipler. Şu 3 senelik 126 haftalık Ali Bey'in görevde bulunduğu süredeki puantajdaki rakamları söylüyorum size. En az galibiyet alan, en fazla yenilen takım Fenerbahçe. Doğal olarak en az puan toplayan takım da Fenerbahçe. Trabzonspor 126 maçta 244 puanla birinci. Beşiktaş 125 maçta 236 puanla ikinci. Galatasaray 233 puanla üçüncü. Başakşehir, Fenerbahçe değil. Başakşehir dördüncü 216 puanla. Beşinci ise Fenerbahçe 210 puanla.
Trabzonspor'dan 34, Beşiktaş'tan 26 puan fark yemiş. Puan ortalaması 1.67 Ali Koçlu Fenerbahçe'nin. En iyi derecesi üçüncülük. 1.67 puan ortalaması 34 haftalık 18 takımlı ligde yaklaşık 57 puan ediyor. 57 puan da takımı 5. sırada tutar. Aynen bu puan cetvelinde olduğu gibi. Ali Koç başkan seçildiği zaman Süleyman Urma Karagümrük'ü daha yeni alıyordu. İkinci ligdeydi. Dün Fenerbahçe'sinin karşısına çıktılar. 9 kişiyle 1 puan kazanmayı başardılar. Bir kişinin hiçbir sponsor desteği olmayan, ekonomik gücü olmayan Süleyman Hurman'ın naklen yayın gelirlerinde 3 büyüklerin yarısı kadar para alan Süleyman Hurman'ın takımının puan ortalaması 1.48 Süper Lig'de. Fenerbahçe'nin 1.67. Karagümrük'ün antrenman yapacak sahası yok. Karagümrük'ün antrenmana giden bir tane gazeteci yok. Bu kadar çok ilgi olan, bu kadar çok kaynak olan, cebinizden bu kadar çok para harcadığınız bir kulübün başarısız olmasının tek sebebi vardır. Yönetenler. Hani diyorsunuz ya, her başarısızlıkta başkalarını suçlu bulan. Ali Koç seçimden önce dediklerini yaparsa Fenerbahçe'yi yola sokmak, düze çıkartmak için önümüzde 2,5 senesi daha var. Çünkü videomda Fatih Terim ve Burak Elmas'a bir çağrı yapmıştım. Suçluyu dışarıda aramayı bırakın. Bu sene şampiyonluk hayal. Projelerinizi anlatın, taraftarınızı inandırın diye. Aynı şeyi Ali Koç'a da söylüyorum. Taraftarınız size çok kızgın ama seviyor. Niyetinizden şüpheleri yok, samimiyetinizden şüpheleri yok ama çok başarısız buluyor. Onlara siz hayal vaat etmiyoruz ama başarı belki yarın, belki yarından da yakın derken kurdurduğunuz hayalleri geri verin. Onları anlatın. En düzgününü seçin. Benim hayallerimi anlayamamışsınız dedikten sonra Pereira'yı getirmek anlaşılabilir ve kabul edilebilir bir şey değil. Aziz Yıldırım'ın yaptığı hatayı siz yapmayın. Kendi insanınızı değersizleştiriyorsunuz diye çıkın. Aykut Kocaman'dan bir özür dileyin. Yardımcılarının benimle kalsın. Ama hocam biz başka bir anlayış getireceğiz deyip gönderdiğiniz Aykut Kocaman'ı ve ekibini. Ekibin kalsın demiştiniz. Ekip kalmıştı ve 4 ay sonra televizyonlarda 5 ay sonra, 6 ay sonra televizyonlara çıkıp bizim antrenman bilgilerimizi dışarı sızdırıyorlar, içimizde ajanlar var, antrenman bilgisini niye başkasına gönderiyorlar, ey Fenerbahçeliler biz nelerle uğraşıyoruz dediniz ya, siz bunlarla uğraşmayın. Siz nitelikli, kaliteli adamları göreve getirin, tesise bile gitmeyin, hocanızı haftada bir defa, iki defa çağırın, rapor alın, yönetin. Kurumsal organizasyon dediniz ya, zirveye bir sportif direktör koyun, futboldan anlayan, sporcuyla, çalışanla, taraftarla bu kadar yüz göz olunmaz. Başkaları yapıyorsa siz yapmayın. Ama siz hiç yapmayın. Aynı hatalardan ders almaya almaya kulübünüzü günde 20 saat mesai harcayarak getirdiğiniz nokta burası. Yaptığınız hatalardan ders çıkartırsanız gene fark yaratabilirsiniz. Çıkartmazsanız korkarım Ali Koç'un ama Aziz Yıldırım'ın dediği olacak. O taraftarlar sizi çok üzecek. Hoşçakalın.